ve Allah'ı sever. Mutmainne. Bu kimsenin Allah'ı sevmesi mutmainne. Nefsi mutmainne. Fecr suresi ayet 27. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap geldi. Hangi nefse hitap geldi? Mutmainneye erişen nefse geldi. Emmare'de hitap yok. Levvame'de hitap yok. Mülhüme'de hitap yok. Mutmainneye geldi. Hitap var. Ey mutmain olmuş nefs. Bu hitap nerede? Cennette. O sufi gerçek manada mutmainneye geçtiyse hitap alacak. Ya zikrullah da alacak. Ya manada alacak. Hitap alacak. Hitap aldı. Burada normalde o hitaba mazhar oldu artık. Cenab-ı Hak ona hitap ediyor. O Allah'a doğru gidiyor artık. Allah'a yakınlaşma yolunda artık o. Onun işi farklılaştı. Rengi farklılaştı. Tadı farklılaştı. Hali farklılaştı. Artık o dinin kendi içerisindeki rumuzlu sırlarına vakıf olmaya başladı. O böyle şeriat dediğim böyle tabiri caizse kabuk değil. Şeriatın inceliklerine hakim olmaya başladı. Artık o böyle doğru. O yumuşak uyudu. O güler yüzü. O tatlı dilli. O böyle insanların gönlüne ferahlık veren bir kimse. İnsanların gönlüne tatlılık veren bir kimse. O tevazuda yerlere seriyor her şeyi. O birisi onu kullanıyor gerektiğinde. O kadar açık gönüllü. Hani kadının birisi geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne dolaşıyorsun burada otorite dedi. Ne iş yapıyorsun sen dedi. Hazreti Peygamber daha hiçbir cevap vermeden, şu dedi benim çuvalımı al da getir bunu. O ben peygamberim demedi. Çuvalı aldı sırtına, kadın önde o arkada gidiyor. Kadın bunu Medine sokaklarının arkasında evine kadar götürdü. Benim evim burası dedi, buraya koydu çuvalı. O da oraya koydu. O güler yüzlükte insanlara yardım etmede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izinde. Evet. O böyle insanların arasında aspirin gibi. Bundan bıkmak yok, bu halden usanmak yok. Bu ahlakın güzelliğinden çıkmak yok. O burada o nefis artık Allah'ın varlığının birliğini, Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini şehadet etmiş kimse. Kendi içinde, kalbinde, ruhunda tasdik etmiş. İman artık olgunlaşma devresine girmiş. Hani kırmızı olacak ya elma, yeşilden pembeliğe dönmüş. Olgunlaşma yolunda. Artık o hayvaniyetten tamamıyla kurtuldu. Hayvaniyetle bir bağ kalmadı artık onun. Bakın ondaki onda hayvaniyetle alakalı bir bağ kalmadı. O kimse devamlı kendini bu noktada ruhaniyete bağladı, maneviyata bağladı. O böyle hani mülhümede itaat edecekti ya, orada mülhümede itaat etmede zorlama vardı.
Bunda zorlama yok. Bu itaate sevgiyle yaklaşıyor. Sevdiğinden itaat ediyor artık. Sevdiğinden yaşıyor. Severekten yaşıyor. Sevdiğinden yapıyor her şeyi. Aşıklıkta o belli bir olgunluğa erişti. O artık böyle günah işlemek için böyle kafasını çevirmiyor bile. İçinden bile geçmiyor. Onun kalbinden böyle bir altyazı olarak dahi geçmiyor günahla alakalı. Herkes günaha sevk etmek için uğraşıyor ama onun kalbinden altyazı olarak bile geçmiyor. Ekran onu puslanmıyor hiç. Ekran kararmıyor onu. Ekran bulanmıyor artık onu. Bulanıklığı gitti. Huylu gitti onu. O böyle tabiri caizse ayna gibi oldu. O ama zikrullah onda devam ediyor. Artık onun kalbinde bir velet oluştu, çocuk oluştu. Kalbinde zikrullah gümbür gümbür gidiyor. O sohbette de kalbinde zikrullah gidiyor, yolda da kalbinden zikrullah gidiyor. O konuşurken de kalbi ondan bağımsız zikrullah ediyor. Kalbi ondan bağımsız ilham oluyor. O böyle konuşurken de kalbine bir taraftan akıyor. O böyle yolda yürürken de kalbine akıyor. İlahi varidatlara açıldı. İlahi varidatlar açıldı. O buna dair kendi kendine hayret ediyor. Ulan diyor ya, sohbet ederken de böyle de oluyormuş demek geliyor. O böyle şaşkın tavuk gibi tabiri caizse. Böyle bir aptallık manasında değil. Böyle hayret kapısı açılıyor ona. Bu farklı bir noktada artık. Onun kalbi normalde farklı artık. Mülhümedeki gibi perdeler puslu değil. Mülhümedeki gibi kalpte karartılar yok. O perdeler artık karartılar. Perdeler normalde böyle safiyete doğru gidiyor. Hakikati görmeye başlıyor. Hakikate ram olmaya başlıyor. Yani Adem ama Adem değil. Hakikate ram oluyor. Yani insan ama insan değil. Hakikate ram oluyor. Ve hatta gördüğü, yediği, içtiği her şeyin hakikatine ne yapıyor? Aşina oluyor. Artık o böyle tabiri caizse Mevlasında sükun buluyor. Başka bir yerde sükunet yok onun için. O böyle kendi kendine zikrullah'ta, ibadette, kendi kendine böyle koşuşturmada sükun buluyor. O böyle yemede, içmede, uyumada sükun bulmuyor. Herkes böyle ya bir yemek yesem o yemekte sükunet bulmuyor. Ya bir yatsam, uyusam o uyku aramıyor, uykuda sükunet bulmuyor. Veya böyle bir hayvani bir şey yapsa onda sükunet bulmuyor. Millet diyor ya işte şöyle bir yeşilliğe gidelim ya. Onun yeşilliği manada. Onun yeri artık mutmainliğe geldiğinde dünyada bağlantısı kesildi. Onun bakışı değişti. Onun görüşü değişti. O her şeye maneviyattan bakıyor. Her şeye. Bunu tarif eden bir ayet-i kerime daha var. Hep söylüyoruz ya. O iman edenler, gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Onların gönülleri zikrullah ile sükunete erer. O zikrullahta sükunet bulur. O ibadette sükunet bulur. O hayır hasenette sükunet bulur. O iyilikte sükunet bulur. Başka yerde sükunet olmaz. Hani Rahat suresi. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikirle huzur bulur, mutmain olur. Ayet-i kerime neydi başlangıçta ki? En mutmain olan nefs. Bu mutmain olan nefs neydi? Zikirle mutmain olan. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Bak kalpler, artık o kimsenin kalbi konuşuyor. Nefisle bağı bitti. Hayvaniyetle bağım bitti onun. Onun kalbi ancak zikrullah ile mutmain oluyor. Ancak. Her şeyi zikir gözüyle, zikir tadında bakıyor. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Onun makamı artık bir adım daha attı. Sır oldu. Ufak ufak onlara sırlar geliyor.
kalbine. Kapatması ne bilecek ama. O zikrullah esnasında kalbine bir şey geldi. Ya biliyor musun kalbime? Aa, yok hayır. O sır. Artık sen sırrehlisin. Yatmadın, sırrehli oldun. Ah baktın, Barbaros'un yarın başına bir şey gelecek, gördün. Sır. Barbaros, yarın sen nereye gideceksin ya? Şuraya gideceksin. Sakın gitme, başına böyle böyle bir şey gelecek. Sakın ha. Sır. Bunlara dayanmak, katlanmak zor şeylerdir. Ertesi gün çocuk hasta olacak. Biliyorsun. Hanım çocuğu ört bak yarın. Neden ya? Ya ört sen işte. Ya neden? Ya ört hasta olacak. Gördüm ben onu. Aa gitti. Buraya dayanmak, katlanmak zor. Tehlikeli dediğim yerler bunlar benim. Bir bakmışım en sevdiğim ölüyor. Herkes başlamış, toplanmış başına. Selamlar okunuyor. Aha ölüyor biri. Kimmiş ya Selah Sokun'a? Aa, senin çocuğunmuş. Sır. Sakın ha. Söyleme kimseye. İmtihan oluyor. Sır perdeleri aralanıyor sana. İlham perdeleri aralanıyor sana. Keramet perdeleri aralanıyor sana. Keramet perdeleri. Sakın, sakın, Allah muhafaza eylesin. Amin. O, bu esnada da artık tabiri caizse hakikati Muhammediye'ye doğru yürüyor. Ondan almaya başlıyor. Bakıyor şeyhi bir anda Muhammed Mustafa olmuş, ardından ah şeyh olmuş, bir anda Muhammed Mustafa olmuş, ah şeyh olmuş. Ha, onun hali de değişiyor. Bunun esması ne? Hay esması. Önceden duvardan hu duyuyordu ya, şimdi artık bir yerden böyle yürü, gitti. Lan nereden geldi dedi böyle, etrafına baktı, ha? Yani kimse yok. Eyvah. O duymuş sadece. İş değişmeye başladı. Hay 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 hay. Ana. Vücut da büyümeye başladı. Hay dedikçe büyüyor. Hay dedikçe büyüyor. Hay dedikçe büyüyor. Hay değil. Bursa'yı için alıyor. Hay dedikçe büyüyor, onu da için alıyor. Kocaman bir şey oldu. Hay dedikçe büyüyor. Eyvah eyvah. Bir taraftan bakıyor, ben buymuyum diyor. Manevi tecelliyatlar değişmeye başlıyor. Ama onun zikrullahı, makamı, hay esması. Onun durduğu yer sır makamı artık. Onun kalbi Muhammed Mustafa'dan almaya başladı artık. Evet. O bu noktada her yerde kalbi olarak şeyhinin hitabını duymaya başlıyor. Onu görmeye başlıyor. Her tarafta. Güneşe bakıyor, şeyh olmuş. Dağa bakıyor, şeyh olmuş. Bir bakıyor, şeyhi bulut gibi onu izliyor. İki tane göz var üzerinde. Yanındakine diyor. Gözleri gördün mü? Orada kafası gitmiş olarak görüyor seni. İlk önce anlamıyorsun ya sen de. Ya iki tane göz takip ediyor bizi fark ettin mi? Hayırdır abi niye gözü ya? Sen görmüşüz abi. Tamam. Bunları çalmayın yanınıza. Yarın öbür gün açık açık söyleyeyim. Beni iki tane göz takip ediyor.
Kimse edemezsin. Hal bunlar. Onları yaşıyor. Onun üzerinde keramet oluyor. Bunun normalde tevhide verdiği mana da la mevcude illallah. Hani o ilahideki gibi la maksude illallah, la matlube illallah, la mevcude illallah. Ya ne söylüyor ya? Bunun halini biliyor musun? Hayır. Tecelliyatını biliyor musun? Hayır. Fiiliyatını biliyor musun? Hayır. Ne zaman konuşuyorsun edebiyat olarak? Veya bir başkası diyor, la mevcut değil Allah, Allah'tan başka mevcut yok. İyi, haline bakmış mısın? Kalbine geldi mi öyle bir şey? Boş kelam yok. Nefisle mücadelede boş kelam yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Burada oturdu artık o. Burada yerleşti. Oo, baba dermiş oldu. Kadın erkek hiç önemli değil. Öyle bir şey oldu ki artık uçanı, kaçanı, gelene, gideni böyle kamera geliyor. Herkes oturuyor biliyor ama orada değil o. Vücuden orada. Bağı kalmadı dünyayla onun. O kimse nefsi mutmainneye geldi mi dünyayla bağı kalmaz onun. Bakın dünyayla bağı kalmaz.